Evet, kaydımızı açalım. Evet arkadaşlar, geçen hafta itibariyle okumayı bitirmiştik. Bu hafta yazma eğitimine geçiyoruz. Öncelikli olarak yazma eğitimi de yazma becerisini geliştirmesi 4 temel beceriden bir tanesi biliyorsunuz. Yazma becerisini geliştirmesi için neler yapılmalıdır? Onlardan başlayacağız. Öğrencilere yaşadığı, gördüğü ve incelediği olayları anlattırmak. Anlatmak daha doğrusu ve onları yazmasını istemek somut olduğu için yazma becerisini geliştiren bir şeydir. Yaşadıklarından yola çıkarak yazma daha kolaydır. Yine öncelikli olarak ders konularıyla ilgili sonuç yazdırmak, yazma becerisinin geliştirilmesi için önemli bir kullanılan tekniktir. Ders konuyla ilgili sonuçlar yazdırmak. Yine belli derslerde resim gösterme ve levha gösterme şeklinde yapılan resim ve levhalara bakarak gördüklerini yazması, resim sıralaması yaptırabiliriz ya da tek bir resim üzerinden bir manzara resmi olabilir ya da bir nesne resmi olabilir, bir durum resmi olabilir, bir olay resmi olabilir, bir hikayenin resmi olabilir fark etmez. Resim ve levhalara bakarak gördüklerini yazma da yine yazma becerisini geliştirmek amacıyla yapılabilecek aktiviteler arasındadır. Yine dinlenen ve okunan parçalarla ilgili yazılar yazdırmak hem çoklu beceriye hitap ettiği için mesela dinleme aynı zamanda dinlenen metinle ilgili yazı yazdırma aynı zamanda dinleme becerisine hitap ettiği için ya da okunan bir metinle ilgili bir yazı yazdırma okuma becerisine hitap ettiği için mutlaka fayda sağlayacaktır. Çoklu beceriyi geliştiren bir unsurdur bu. Yine mektup, posta kartı, telgraf yazmak. Bunlar günlük hayatta işine yarayacak olan metinler olduğu için bunların yazılmasına önem verilmelidir ki son programda bu şekilde günlük hayatta kullanılacakları dilekçedir, haber metnidir, mektuptur. Bu tarz şeylerin yazılmasına önem veriyor program. O yüzden yazma becerisini geliştirmesi için yine mektup, posta kartı, telgraf yazdırma becerinin geliştirilmesi unsurlarından bir tanesi olarak ele alınıyor. Tasvir ve portre yazmak yine yazma becerisini geliştirmek için yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Onun dışında okul gazetesi çıkartıp okul gazetesinde değişik türlerde yazılar yazmak. Yine hayali konularla yani hayal ettiği bir konuyla ilgili öğrencilere yazı yazdırmak. Yine düşünce zenginliğini geliştirme açısından önemli bir faaliyet olarak görülmekte. Bunlara onlarca eklemek mümkün tabii ki. Mesela tecrübeleri yazdırmak, ne bileyim sınıfça yapılan bir gezinin sonucunu yazdırmak ya da gezideki gözlemleri yazdırmak ya da yapılan bir deneyi, fen dersinde yapılan bir deneyi yazdırmak, tatillerde yaşadıklarını yazdırmak, gördüklerini yazdırmak, bayramlarda gördüklerini, yaşadıklarını yazdırmak. Okulda yapılan bir sergiyi yazdırmak gibi yaşadığı bir olayı yazdırmak. Bunlara pek çok şey eklemek mümkün. Eklenebilir. Bunlar yazma becerisini geliştirebilecek olan aktivitelerden bazılarıdır. Burada yazma alanının öğretiminin iki aşamalı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor öncelikli olarak. Birincisi kazanım aşaması, ikincisi geliştirme aşamasıdır. Kazanım aşamasında yazma açısından kendine gerekli olan harflerin, hecelerin, sözcüklerin ve cümlelerin ne olduğunu ve nasıl yazılacağını öğrenilmesi kazanım aşaması. Yani bilgi düzeyi diyoruz biz buna. Kazanım aşaması bilgi düzeyiyle alakalı. Önce harflerin, sonra hecelerin, sonra sözcüklerin, sonra cümlelerin ne olduğunu, kavram olarak ne olduğunu anlatılması ve bunların yazımı ile ilgili yapılan çalışmalar ve bunların öğrenciye kazandırılması kazanım aşaması ile alakalı bir durum. Evet, bu kazanılan becerilerin ise bilgilerin ise etkili bir yazmada nasıl kullanılacağının öğrenilmesi ise gelişim aşamasını ilgilendiren bir durum. Yani gelişim aşamasını ilgilendiriyor. Evet, onun yanında bu iki aşamayı bilmek gerekiyor. Demek ki kazanım bilgi aşaması, bilgi düzeyi, gelişim ise daha çok uygulama düzeyi olarak ifade edilir. Geliştirme aşamasında ya da gelişim aşamasında daha çok içerik odaklanılır ama içerikle beraber biçimle ilgili de önceden edinilen bilgiler. Mesela
Hikayenin siz içeriğini verirsiniz. Önemli olan o içeriği nasıl yansıttığıdır. Yalnız bir hikayenin işte giriş, gelişme, sonuç ya da serim, düğüm, çözüm bölümlerinde nasıl yazılacağı, yani biçimsel özellikleri de mutlaka uygulanması istenir. Bunlar da gelişim aşamasıyla ilgilidir. Ama mesela giriş, gelişme, sonuç ya da serim, düğüm, çözüm bölümlerinin öğretilmesi aşaması burada kazanım. Öğretildikten sonra bunların uygulanması ve bir hikaye yazılması, serim bölüme dikkat ederek, serim bölümde neler olacak, işte çözüm bölümde neler olacak, düğüm bölümde neler olacak, bunların hepsinin uygulanması ise gelişim aşamasıyla alakalı oluyor. Kazanım da demek ki bilgi beceri öğretilmesi ve bilgi becerilerin kazanılması önemli. Gelişimde ise kazanılan bu bilgilerin yazma metni sırasında, yazma sırasında uygulanması önemli. İki tane temel burada aşamamız var yazmayla alakalı. Bunu unutmayalım. Evet, bunun dışında tabii ki sınıf sınıf yazmayla alakalı önemli olan bir nokta sınıf sınıf kazanımlar. Yazmayla alakalı çok çıkan sorulardan bir tanesi kazanımlarla alakalıdır. Bir ya da iki tane soru kazanım sorusu genelde karşılaşıyoruz sınavda. Öncelikli olarak 2005-2006 programı bize neler öngörüyordu ona bakalım. Sonra da 2017'den itibaren değişen programa bir bakalım. Arkadaşlar ikisini karşılaştırmaya çalışalım. Öncelikli olarak 2005-2006 programında 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için amaçlar nelerdi? Tabii 5. sınıf sonradan eklenmişti buna. 3 tane amaç belirlenmişti. Birinci amacımız yazma kurallarını uygulama diyordu. Yazma kurallarını uygulama derken işte yazma için bir hazırlık yapar. Yazmanın amacını belirler. Amaç da yine burada kuralları uygulamaya giriyor. Yine kelimeler arasında, cümleler arasında ya da işte paragraflar arasında uygun boşluklar bırakır. Anlamlı ve kurallı cümle kurar. Noktalama işaretlerine dikkat eder. İmla kurallarına dikkat eder. Sayfa düzenine, sayfanın temizliğine dikkat eder. Yazılarında imla kılavuzundan ve Türkçe sözlükten yararlanır. Yine konu dışına çıkmadan yazar. Bütün yazılarında bitişik eğik yazıyla yazar vardı mesela o programda. 2005-2006 programında. Yöntem belirler, konu belirler. Kelime tekrarlarından kaçınır gibi şeyler burada kuralları uymayla alakalıydı. Kurallara uyma yani yazma kurallarını uygulamayla alakalıydı. Demek ki işte imlaya dikkat etmek, noktalamaya dikkat etmek, sayfanın düzenine, temizliğine, satır aralarına, kelime boşluklarına, cümle arasındaki boşluğa dikkat etmek, hazırlık yapmak, amaç belirlemek, kurallı ve anlamlı cümle kurmak, konu dışına çıkmamak, kelime tekrarlarından kaçınmak, yöntem belirlemek ve konu belirlemek bunların hepsi yazma kurallarını uygulama amacıyla alakalı şeylerdi. Yine ikinci bir amaç vardı 5. sınıfta kendini yazılı olarak ifade etme. Yazarken işte başlık belirlemesi, varsa alt başlık belirlemesi, giriş gelişme sonuca dikkat etmesi, olaylar varsa eğer oluş sırası, kronolojik sıraya dikkat etmesi, farklı cümle yapılarına yer vermesi metin içerisinde, ana fikir, yardımcı düşünce, karşıt düşünceler varsa karşılaştırma yapması, sebep-sonuç ilişkisi vermesi, amaç-sonuç ilişkisi varsa vermesi, izlenimlerini aktarması, özet çıkartması gibi. Bütün bunlar nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim gibi öğeleri vurgulaması metnine göre. Bütün bunlar kendini yazılı olarak ifade etmeye göre. Yani yazmayla alakalı her şey giriyor. Mesela dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı burada. İşte konunun belirlenmesi kuralları uygulamaya giriyor. Ama ana fikir ve yardımcı düşünce etrafında yazması kendini yazılı olarak ifade etmeye girmekti. Üçüncü bir amaç daha vardı. Tür, yöntem ve tekniklere uygun yazma. Mesela diyordu ki günlük yazar, anı yazar. Davetiye tebrik kartı yazar, mektup yazar, duyuru yazar, hikaye yazar, açıklayıcı bilgilendirici metin yazar, betimleme yapar, kısa oyun yazar, şiir yazar, ikna edici, sorgulayıcı yazı yazar, not alır,
işbirlikli yazar gibi normal teknikleri kullanabileceğimiz ya da türlerle alakalı ifadeler ise hep burada tür, yöntem ve tekniklere uygun yazma. Zaten başlıkta belliydi. Tür, yöntem ve teknik geçiyorsa soruda bunlar üçüncü bir amaçla alakalıydı. Tür, yöntem ve teknikleri uygulama. Ama yazılı olarak ifade etme, başlık kullanma, alt başlık, giriş, gelişme, sonuç, olay sıralaması, farklı cümle yapısını kullanması, mantıksal bir düzen içinde yazması, ana fikre yer vermesi, yardım düşünceye yer vermesi, karşılaştırma yapması, benzetme yapması, düşünceyi geliştirme yolu kullanması gibi 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 bir sürü şey de kendini yazılı olarak ifade etmeye giriyor. Evet. 5. sınıfta böyle bir şey vardı. 3 tane amaç vardı. Genelde rahatlıkla çıkartılabilecek şeylerdi. Bunun dışında programda yazım ve noktalama kuralları sınıf bazında ayrı ayrı gösterilmişti. Mesela 5. sınıfta diyordu ki noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Noktalama işaretleri. Yine noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Burada ama bir ayrım yapmamıştı. Hangi noktalama işaretleri? İşte noktayı da veriyordu, virgülü de, noktalı virgülü de veriyordu, iki noktayı da veriyordu. Ne bileyim, ünlem işaretini de veriyordu, kısa çizgi de vardı, tırnak işareti de vardı. Hepsi vardı. Yani genel olarak bütün noktalama işaretlerini öğretmeniz ve metin içinde yerinde kullanılmasını sağlamanız gerekiyordu. İmla kurallarını uygular diye bir noktalama yine yazım ve noktalama ile ilgili kural vardı. Bununla alakalı daha çok büyük harflerin yazımı, sonra edatı mıminin yazımı, daha D bağlacının ya da bulunma durum ekinin yazımı ve ki'nin yazımı. Burada önemliydi. Daha çok daha D bağlacı olarak alırsanız iyi olur. Evet, bunlar 5. sınıftaki yazım ve noktalama kurallarıydı. 6. sınıfa, 7. sınıfa, 8. sınıfa burada o ortak amaçlar belirlenmişti. Şöyle en sonda şurada amaçlar var. Yine yazma kurallarını uygulama verilmişti. Onun dışında planlı yazma verilmişti. Farklı türlerde metin yazma, kendi yazdıklarını değerlendirme ve yazma alışkanlığı kazanma gibi 5 tane amacımız vardı. Bu bağlamda yine 6, 7 ve 8. sınıflar için noktalama ve imla kurallarıyla alakalı farklı şeyler verilmişti. Mesela yazım kurallarıyla alakalı 6. sınıfta yazım kurallarını kavrayarak uygular diyordu. Verdiği yazım kuralları kalınlık, incelik uyum, büyük ünlü uyumu, işte ünsüz benzeşmesi, ünlü düşmesi, yazımı karıştırılan sözcükler, kısaltmalar, sayıların yazımı, büyük harflerin yazımıydı. Yine noktalama işaretleriyle alakalı nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, kısa çizgi, eğik çizgi, tırnak işareti, ayraç işareti, kesme işareti. Yani ünlem işareti, soru işareti hariç neredeyse bütün noktalama işaretleri 6. sınıfta öğretilmesi amaçlanıyordu. Ünlem işaretine baktığımızda ya da soru işareti de 7. sınıfta eklemleniyordu. 7. sınıfta mesela nokta, virgül, 2 nokta, 3 nokta bunlar zaten 6'da var. Onun yanında soru işareti, ünlem işareti ekleniyordu. Bir de burada tabii köşeli ayraç da ekliyoruz. 8. sınıfta ise daha çok ana noktalama işareti, virgül, noktalı virgül, kısa çizgi ele alınıyordu. Böyle bir noktalama işaretleriyle ilgili ayrım vardı. Evet, yine şu 6. 7. 8. ve 8. sınıflardaki temel amaçlar aynıydı dedik. Onlara biraz daha ayrıntılı bakalım isterseniz. Yine yazma kurallarında 5. sınıfta bahsettiğim gibi kağıt sayfa düzeni, düzgün okunaklı yazı, bitişik yazı vardı yine. Yine standart Türkçe ile yazma, kurallı cümle kurma, yine Türkçe kelimeleri, yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeleri kullanma vardı. Mesela burada sebep-sonuç ilişkisi kurma, amaç-sonuç ilişkisi kurma, tekrara düşmemek, yazım kurallarını uygulamak hep yazma kurallarının içine alınmıştı. 5. sınıfta neydi bu sebep-sonuç, amaç-sonuç ilişkisi? Bunlar daha çok kendini yazılı olarak ifade etmenin içerisinde, kuralların içinde değildi mesela. 6. sınıfta bunları biraz
6, 7, 8'de bunları biraz değiştirmişlerdi. Planlı yazma tabii önce konusunu araştırır. İşte ana fikir etrafında planlar, yardım düşünceler düşünür. Yani bir yazı yazacakken onun planını yapma aşamalarının hepsi burada planlı yazmaya giriyor. Farklı türlerde metin yazma ise olayla ilgili bir metin mi yazacak, durumla ilgili bir metin mi yazacak, düşünce mi yazacak, şiir mi yazacak? Bunlar türlerle alakalı şeyler farklı türe giriyordu. Kendi yazdıklarını değerlendirme, biçim ve anlatım bakımından değerlendirebilir. Dil bakımından değerlendirebilir. İçerik bakımından değerlendirebilir. Yazım ve noktalama bakımından değerlendirebilir. Farklı değerlendirme yapar. Yani değerlendirme dediği zaman bu kendi yazdığın değerlendirme amacına yönelik olacaktır. Ve son olarak alışkanlık kazandırma. Yazmayı öğrendikten sonra zaten kendini ifade etme. İşte ne bileyim, şiir defteri tutma dersiniz. Günlük tutma dersiniz. Beğendiği sözleri, metinleri bir deftere yazma dersiniz. Okul gazetesi çıkartma, dergisi çıkartma, oraya yazı yazma dersiniz. Yazma yarışmalarına, hikaye yarışmalarına katılma dersiniz. Yani günlük hayata uyarlamaların hepsi de burada alışkanlık kazandırmayla alakalı oluyordu. Evet, bunlar arkadaşlar 2005-2006 programının bize öngördükleriydi. Öngördükleriydi. Bizi daha çok burada 2017'den itibaren gelen güncel program ilgilendiriyor. Onu size atmıştım. Kitabınızda var zaten o. Şimdi ona bakalım isterseniz. Buraya kadar olan bölümden sormak istediğiniz bir şey var mı? Buraya kadar olan bölümde neler gördük? Birincisi dedik ki iki aşamalıdır yazma, kazanım. Bütün öğrendiklerimiz, bilgi aşaması kazanım, öğrendiklerimizin uygulanma aşaması ise geliştirme dedik. Sonra zaten kazanımlara geçtik. 5. sınıf 6, 7 ve 8'in 5. sınıf ayrı var dedik. Amaçlar 6, 7 ve 8'de ayrı vermişler. 5. sınıfta 3 tane var. Kurallar uygulama, kendini yazılı olarak ifade etme, tür yöntem ve tekleri uygulama dedik. Noktalama işaretleri bakımından 5. sınıfta bir ayrım yapılmamış. Bütün noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır vermiş. Onun yanında İşte büyük harflerin yazımı, soreleti mi, bağlaç olan dade ve ki'nin yazımını vermiş. 6. sınıfta yine yazım kurallarını uygular demiş. Belli yazım kuralları var. Noktalama işaretlerinden ünlem işareti, soru işareti, köşeli ayraç hariç hepsini vermiş. 7. sınıfta da ünlem işareti, soru işareti, köşeli ayraç eklemiş. 8'de ise en bilinmesi gereken nokta, virgül gibi. Virgül, noktalı virgül, kısa çizgi gibi hani böyle karıştırılan noktalama işaretleri üzerinde daha çok durulmuş. Evet. Yine 6, 7 ve 8. sınıflarda kuralları uygulama amacı var. Planlı yazma, bir plan doğrultusunda yazma amacı var. Farklı türde metin yazma, kendi yazdığını değerlendirme ve yazma alışkanlığı kazanma gibi 5 tane amacımız vardı. Var mı arkadaşlar 2005-2006 programı ile ilgili bir soru? Yok mu sorunuz? Tamam. O zaman bizi ilgilendiren asıl programa geldik. Size attığım yerden takip edebilirsiniz. Şimdi bize 2019, aslında bu programın temeli 2017'ye dayalıyor. 2019 ya da 2020 aynı program var. Zaten yazma öğrenim alanıyla ilgili kazanımlar 5, 6, 7 ve 8 olmak üzere neler çıkar? Onlar üzerinde duralım daha çok. Birincisi, bütün sınıflarda dikkatimi çeken bir nokta var. Şiir yazar, bilgilendirici metin yazar, hikaye edici metin yazar. Yani bütün sınıflarda bu aynı şekilde kazanım olarak kabul edilmiş. Mutlaka şiir var. 5, 6, 7 ve 8'de şiir var. Mutlaka bilgilendirici metin yazımı var. Mutlaka hikaye edici metin, öyküleyici metin yazımı var.
Bunlara dikkat. Şiir, bilgilendirici metin ve hikaye edici metin bütün sınıflarda yer verilmiş. Çıkabilecek bir soru yazma stratejileriyle alakalıdır arkadaşlar. Yazma stratejileriyle alakalı soru gelebilir. O yüzden hangi sınıfta, diğerlerinde yapmıştık dinlemede, okumada, burada yazma stratejilerinin hangi sınıfta olduğunu iyi bilmek lazım. Mesela 5. sınıfta öğretmenin yönlendirmesiyle yapılan bir yazma çalışması olan güdümlü yazma var. Metni tamamlama. Hatırlarsanız okumayla alakalı aynı zamanda, değil mi? Okunan bir metnin bir kısmının bırakılıp sonunun tamamlanması. Yine bakıyorum, bir metni kendi kelimelerle yeniden oluşturma. Yani daha önceden verilen bir metni okuyup onu kendi sözcükleriyle yeniden kurma. Yine boşluk doldurma. Bunları göreceğiz. Yine grup olarak yazma. Bunlar 5. sınıfta uygulanan yöntemler. 6. sınıfta farklı olanına geliyor. Güdümlü yazma zaten 5'te var. Serbest yazma ekleniyor mesela. 5. sınıfta serbest yazma yok. Yine kontrollü yazma 6. sınıfta ekleniyor. Yine tahminde bulunma 6. sınıfta ekleniyor. Evet. Demek ki serbest, kontrollü ve tahminde bulunma, bunlar 6. sınıfta eklenen nedir? Yöntem ve teknikler, yazma stratejileridir. Bunları bilmek lazım. Bunların üçünü işaret. 6. sınıfta serbest, kontrol ve tahminde bulunma ekleniyor. 7. sınıfa baktığımızda stratejiler açısından mesela not alma, özet çıkartma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, yine bir metinden hareketle yazma, evet, bunlar da 7. sınıfta eklemlenen. 7. sınıfta bakın, burada serbest ve kontrollü 6'dan geliyor zaten. 7. sınıfta başka yepyeni tekniklerin öğretilmesi var. Not alma, özet çıkartma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyguları, duyulardan hareketle yazma gibi 5 tane yeni strateji ekleniyor. 8. sınıfa baktığımızda burada her zaman 8. sınıfta üst düzey yazmalar gelir. Eleştirel, yaratıcı yazma mesela ikisi ekleniyor. Üst düzey. Bu akılda kalıcı bir şey. Eleştirel ve yaratıcı, biliyorsunuz hemen hemen her zaman tüm becerilerde 8. sınıfta üst düzey olduğu için 8. sınıfta eklenmiştir. Birinci, burada demek ki çalışmamız gereken şey yazma stratejilerinin sınıflardaki durumu. Sınıflara göre ayrımları. Demek ki burada bakıyorum 5. sınıfa göre 6. sınıfta serbest, kontrol ve tahminde bulunma ekleniyor. 6. sınıfa göre 7. sınıfta not alma, özet çıkartma, kelime ve kavram havuzundan yazma, bir metinden hareketle yazma, duyulardan hareketle yazma gibi yepyeni stratejiler ekleniyor. 8'de ise üst düzey yazma beceri olan eleştirel ve yaratıcı yazma ekleniyor. Birinci unsur bu. İşaret koyarsanız sevinirim notlardan. Onun dışında noktalama işaretlerine bir yıldız koyalım. Noktalama işareti olarak neler gelebilir? Şimdi 5. sınıfta öğretilen noktalama işaretleri şunlar. Yay araç, 3 nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, 2 nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, noktalı virgül falan. Yani hemen hemen bütün noktalama işaretleri öğretiliyor 5. sınıfta. 6. sınıfa baktığımızda 6. sınıfta belli noktalama işareti veriliyor mu programda? Neden verilmemiştir sizce? Tahminde olan var mı? Yani yeni programda biraz yakın. Şimdi yeni programda şöyle bir şey var. Eski programda her sınıfta işte tekrar pekiştirmeç kullanılıyordu. Ama bu sefer 5. sınıfta hepsini öğretip
Daha sonraki zamanlarda metinler üzerinden sezdirme yöntemiyle onları öğretmek amaçlanıyor. Yani uygulatma amaçlanıyor. Bundan dolayı sınıfın düzeyine göre noktalama kurallarını ve yazımı sınırlı tutmaya çalışıyor. Yani orada uygulama metinler üzerinden. Mesela diyor ki 5. sınıfta işte virgülü öğrenmiştik. İşte virgülü bir hatırlatalım. Çok kısa hatırlatma ve metinde kullanımını gösterdi gibi. O yüzden tekrar tekrar nokta şudur, virgül budur, kullanım alanları bunlardı demiyoruz artık. Eski programlarda maalesef böyleydi. Her sınıfta nokta, virgül anlatılıyordu. Artık 5. sınıfta bütün noktalama işaretleri öğretilecek. Ondan sonraki sınavda sezdirme yöntemiyle kısaca sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları yazdıkları üzerinden öğretilecek. Yani yazılan metin üzerinde yanlışlar gösterilerek uygulama üzerinden öğretilecek diyor program. Evet, bunu da bilelim arkadaşlar. Her sınıfta artık ayrı ayrı noktalama işareti yok. 5. sınıfta öğretiliyor. Yine 5. sınıfa baktığımızda mesela sayıları doğru yazar diyor. Sayıların yazımının öğretildiğini görüyoruz. Yine bununla alakalı ses olayları mesela yine 5. sınıfta öğretiliyor. Ünlü düşmesidir, ünlü daralmasıdır, ünsüz benzeşmesidir, ünsüz yumuşaması, ünsüz türemesi gibi ses olayları üzerinde durulduğunu görüyoruz. Daha sonraki programlara baktığımızda bu şekilde tekrar tekrar ses olaylarının anlatılmadığını görmek mümkün. Yani ses olayları demek ki 5. sınıfta veriliyor. Buna da dikkat ederseniz burada bir yıldız koyalım. Yine bunun yanında dedik ya hep program şunun üzerine çalıştırıyor bizi. Günlük hayatta kullanılabilecek metinler, kısa metinleri yazar. Mesela 5. sınıfta dilekçe yazma. Olur ya der ki Ayşe öğretmen bir dilekçe yazma çalışması yaptırmaktadır sınıf düzeyinde. İşte bunu hangi sınıf düzeyinde yapabilir? Olur bazen ezber soru gelebilir. 5. sınıfta dilekçe yazma öğretmek. Demek ki dilekçe günlük hayatta en fazla gerekli olduğu için onu öncelikli olarak 5. sınıfa koymuş program. Dilekçe yazmaya teşvik edilir. Kısa metinler yazar diyor. 6. sınıfa geçtiğimizde duyuru yazma, ilan yazma, reklam metni yazma gibi kısa yazma metinleri var. 7. sınıfa baktığınızda haber metni ve anı yazmaya geçiyor. Artık 7'den itibaren anları birikiyor. Haber metni, anı yazma ve 8. sınıfa baktığımızda yine daha çok günlük ve anı yazma gibi kısa yazma, kısa metinler yazma çalışmalarının yaptırılması öngörülü. Demek ki şöyle tekrar edecek olursak arkadaşlar çıkabilecek şeyler kazanımlarla alakalı olarak birincisi yazma stratejilerinin uygulanması. Onlara çalışacağız. İki, şunu bileceğiz. Noktalama işaretleri konu olarak 5. sınıfta işleniyor. 6, 7 ve 8'de bunların uygulanması ve sezdirme yöntemiyle öğretilmesi. Yazılan metin üzerine yazdıklarını düzenlerken, yazdığı şeyleri düzenlerken, kontrol ederken noktalama işaretlerini sezdirme yöntemiyle uyguluyoruz. Bunun dışında ses olaylarını 5. sınıfta işliyoruz. Kısa metinlerde ve işte dilekçe var. Yine kısa metinlerde 6. sınıfta duyuru, ilan, reklam var. Kısa metinlerde 7 ve 8'e daha çok anıya geçiyoruz. 8'de günlük ekleniyor buna. 7 ve 8'e daha çok anı ve günlük yazdırmayla alakalı kısa metin yazılması çalışmalarıdır. Bir de burada 8. sınıfta dil bilgisi konularından kalan konumuz cümle vardı. Geçen hafta geçmişti. Cümle öğeleri, cümle türleri ve çatı konularını dil bilgisinde 8. sınıfta işliyoruz. Şimdi eski programda dil bilgisi öğretimi 2005-2006 programında dil bilgisi öğretimi ayrı bir beceri olarak alınıyordu. Şimdi yeni programda 2017'den sonraki programda işte okumanın konuşma, okuma ve yazmanın içerisine serpiştirildi. Birçoğu okumada vardı. Yazmada işte cümle öğeleri, cümle çeşitleri, çatı konusu da yazmanın içerisinde 8. sınıfta kazanımlar içerisine eklenmiştir. Yine gramer konularından ses bilgisi, mesela ses bilgisi de yine 5. sınıfın içine eklenmiştir dil bilgisi konusu olarak sayarsak. Bunları da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ek fiil mesela, ek fiil de 7. sınıfın içine eklenmiştir. Yazma için de değerlendirmiştir. Demek ki dil bilgisi konularından hangisi farklı sınıf diye bir soru sorsa, farklı beceri diye soru sorsa burada bizim yazma ile alakalı
ne ses bilgisi alacağız. Ses bilgisi, ek fiil, cümle öğeleri, cümle çeşitleri, bir de çatı. Bunlar yazmayla alakalı. Diğer dil bilgisi konuları daha çok okumayla alakalı olarak ele alınmakta. Söylediğim gibi artık dil bilgisi ayrı bir beceri olarak alınmıyor. Artık dediğim gibi konuşma, okuma ve yazmanın içine serpiştirilmiştir. Gördüğümüz gibi zaten programda görüyoruz. Evet arkadaşlar, kazanımlarla ilgili değerlendirme yaptık. Var mı sizin sorunuz programdaki kazanımlarla ilgili? 6. sınıf dil bilgisi konusunu kaçırdım hocam. Ne diye geçiyor? 6. sınıfta ses bilgisi, 5. sınıfta ses bilgisi var. 6'da dil bilgisi 6. geçmiyor. 6. sınıfta dil bilgisi konusu yok. Tamam hocam. Ya orada daha çok atasözleri, deyimler, özdeyişlerin kullanımı, yazdıklarına başlık bulma gibi unsurlar üzerine daha çok çalışıyor program. Yani müstakil 6. sınıfta şu dil bilgisi konusu diye bir şey yok. 5. sınıfta ses bilgisi var. Müstakil belli. 7. sınıfta ek fiil, ek fiil diyor. Ek fiil anlatılır diyor. İşlevlerine uygun şekilde kullanılması sağlanır, kullanır. 8. sınıfta da çatı, fiilde çatı, cümle çeşitleri ve cümle öğelerinden bahsediyor. 6. sınıfta müstakil bir dil bilgisi konusundan bahsetmek olur. Evet, var mı arkadaşlar başka soru? Şöyle bir soru çıkmıştı. Öğrencinin yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri yazılarında kullanması aşağıdaki amaçların hangisiyle ilgilidir? Öğrendiklerini kullanması. Yani geliştirme aşamasıyla alakalı daha çok soru. Yazma kurallarını uygulama, farklı türlerde metin yazma, kendi yazdıklarını değerlendirme, kendini yazılı olarak ifade etme, yazım ve noktalama kurallarını uygulama. Kendi öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri yazılarında kullanması. Yazma kurallarını uygulama. Farklı türlerde metin yazma. Kendi yazdıklarını değerlendirme. Kendini yazılı olarak ifade etme. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama. D diyorsunuz. Doğru. Kendini yazılı olarak ifade etmeye girer. Evet, şöyle bir şey var. Peki öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen hangisinden kaçınmalıdır? Kendilerini yazılı olarak ifade etmelerini sağlama. Evet. Öğrencilerini aynı türde yazılar yazmaya yönlendirme. Öğrencilerini ilgilerini çeken konularda yazmaya yönlendirme. Evet. Yazma becerisini geliştirmede kullanılabilecek yöntem ve teknikler, stratejilerde kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Orada kayıtlı mı? Aha, bu hesap numaran. Tamamdır. Evet. Hayır, kim yapayım sana şimdi? Yöntem ve teknikler. Birincisi, tamam. Burada not alma tekniğinden başlıyoruz. Not alma tekniğinde bir kişinin mikrofonu açık galiba arkadaşlar, kapatabilirse sevinirim. Not alma yöntemi aynı zamanda biliyorsunuz okuma becerisiyle de alakalı bir yöntemdi. Okuduğumuz bir metindeki önemli yerlerin not edilmesi şeklinde yapılıyordu. Bu yöntem seçilmesindeki amaç nedir? Yani bu yöntemi kullanan öğretmenlerin amacı ya da eğitmenin amacı okunan ya da dinlenilen metindeki önemli yerleri seçebilme becerisini kazanmasını sağlamaktır. Evet, öğrencilerin hangi yerler önemli, okuduğu bir metin, dinlediği bir metin, gördüğü bir metin karşısında o metindeki önemli yerleri fark edebilme, o metindeki önemli noktaları seçebilme ve sistemli çalışma becerisini kazandırabilme, derslerde nerelerin not edileceğinin farkına varabilme gibi ileriki hayatındaki işte bu ileriki hayatında yazma becerisinin alışkanlık haline dönüştürülmesinde çok iyi kullanabileceği bir tekniktir.
Tekrar edeyim burada. Demek ki metinde önemli görülen yerleri seçebilme becerisini kazandırmak amacıyla, sistemli çalışma becerisini kazandırmak amacıyla uygulanan bir tekniktir. Aynı zamanda dinleme ve okuma becerileri içerisinde de yer almaktadır. Not alma tekniği. Yani çoklu beceriye hitap eden bir yazma stratejisidir, yöntemidir, tekniğidir diyebiliriz not alma için. Özet çıkartma burada yine öğrencilerin anladıklarını kısaca öz bir şekilde ifade etmelerini geliştirmek amacıyla, onlara bilinçli olarak çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulanan bir tekniktir. Dinlediklerini ya da okuduklarını kısa bir şekilde özetleme şeklinde gerçekleştirilir. Özet çıkarırken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda öğrencilerin öğretmen tarafından bilgilendirmesi gerekiyor. Yani öncelikli olarak nasıl özet çıkartılır, nelere dikkat edilmesi gerekir, bunları ifade etmek gerekiyor. Özet çıkartma biliyorsunuz tek tek paragrafları bir cümleyle özetleyerek sonra birleştirme şeklinde de yapılabilir. Konunun bütününün kısa bir şekilde özetlenmesi şeklinde de yapılabilir. Demek ki okunan ya da dinlenen konunun kısa ve öz bir şekilde anlatılmasını ifade etmek amacıyla kullanılan bir teknik özet çıkartma. Boşluk doldurma dediğimiz teknik nasıl yapılıyor? Öğrencilerin okuduklarını, dinlediklerini anlamalarına, anladıklarını istedikleri düzeyde anlatmalarına katkı sağlamayı amaçlayan bir tekniktir. Yapılma aşaması şöyledir. Öğrencilerin okuduklarına, dinlediklerine, izlediklerine yönelik olarak hazırlanan metinler, yani önceden öğretmen tarafından hazırlanan metinler arasında cümleler halinde boşluklar bırakılır. Yani bunu metin tamamlamayla karıştırmayalım. Metin tamamlama genellikle metnin son tarafında bir boşluk bırakılarak son tarafını öğrencinin ya da kişinin tamamlaması istenen bir tekniktir. Boşluk doldurmada mesela birinci paragrafı okuyorsunuz, sonuna bir boşluk koyabiliyorsunuz. Genellikle hani bu sınavlarda çıkan boşluk bırakma soruları vardır. Başa boşluk bırakılır, ortaya boşluk, sona boşluk bırakılır. İşte bu teknikten yola çıkarak hazırlanmış bir soru tipidir o. Demek ki cümleler halinde boşluklar bırakılır, öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerin bağlama metne uygun biçimde boşlukları doldurmaları istenir. Uygulama çalışmaları yaptırabilirsiniz. Daha önce dinlettirdiğiniz bir metinden ya da okuttuğunuz bir metinden anlamayı ya da öğrencinin metne daha çok katılmasını ve sahip çıkmasını amaçlamak için, görmek için daha doğrusu, belli yerlerde cümle halinde boşluk bırakarak ya da kelime halinde boşluk bırakarak öğrencilerin bağlamdan bu kelime ya da cümleleri doldurmasına yönelik yapılan yazma tekniğine boşluk doldurma diyoruz. Yani boşluk doldurmada öyle uzun bir şey yazmıyor öğrenci. Bir kelime ya da cümle yazıyor. Ama burada tabii önemli olan metni anlayıp anlamadığı. Çünkü doğru bir cümle yazması için metni anlaması ve bağlama uygun cümle yazması lazım. Bir başka teknik, sözcük ve kavram havuzundan seçerek yazma. Öğrencilerin derslerde öğrenmiş oldukları sözcük, kavram, terim, atasözü ve deyimler vardır. Öğretmenler bu kavramları pekiştirmek için ya onlara kağıt olarak bir kavram havuzu ya da bir sözcük havuzu verirler ya da tahtaya öğrendikleri işte 5 tane sözcük, 5 tane kavram, 5 tane atasözü, 5 tane deyim yazarlar ve öğrenciden bu tahtadaki ya da kendisine verdiği kağıt içindeki havuz içerisinden bir kavram, bir sözcüğü, bir atasözünü, bir deyimi seçmesi ve seçtikleri bu konuyla ilgili bir şeyler yazması istenir. Buna da sözcük ve kavram havuzundan seçerek yazma diyoruz. Yani öğretmenin vermiş olduğu, daha önceden öğrettiği kelimelerden oluşan bir kağıt ya da tahtaya yazmış olduğu işte en az 5'er tane sözcük, kavram, atasözü ve deyimin den öğrencilerin seçerek yaptıkları yazma çalışmasına sözcük ve kavram havuzundan seçerek yazma diyoruz. Buraya kadar olan teknikler içerisinden sormak istediğiniz var mı?
Yok herhalde. Devam edelim o zaman. Bir başkası serbest yazma. Serbest yazma, öğrencilerin herhangi bir konudaki duygu, düşünce ve hayallerini istedikleri gibi yazmalarını amaçlayan ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, bir tür sınırlama olmadan, bir kısıtlama olmadan yaptıkları yazma çalışmalarına serbest yazma diyoruz. Genelde serbest yazma çalışmaları yapılması programda çok fazla öngörülüyor. Kendi hayallerini, duygularını, düşüncelerini şiir biçiminde, hikaye biçiminde, tiyatro, masal, daha çok serbest yazma çalışmaları böyle öyküleyici metinler üzerinden yapılması tavsiye edilir. Yani serbest yazma çalışması bir makale yazma olmaz. Çünkü makale için araştırma yapmak gerekiyor. Ya da bir deneme gibi türlerde olmaz. Fıkra gibi türlerde olmaz. Araştırma içeren sadece duygu, düşünce, hayallerini, belki anılarını ifade edebilecekleri konularla ilgili olur. O yüzden serbest yazma çalışmalarının daha çok dediğim gibi öyküleyici metinler ve şiir bazında yapılması öngörülür. Hiçbir sınırlama olmadan, kısıtlama olmadan öğrencilerin sınıfta yapacakları ya da sınıf dışında yapacakları bir yazma uygulamasıdır. Kontrollü yazma. Bir başka yazma tekniğimiz de budur. Burada tabii kontrollü yazmada bütün kontrol yazma çalışmasını yaptıran kişidedir. Sözcüklerin cümle yapılarının ve ifade kalıplarının Türkçe'de uygun bir şekilde kullanıp kullanılmadığını ölçmek amacıyla yapılan bir yazma tekniğidir. O yüzden kontrol yazma sözcük, cümle ya da paragraf düzeyinde yapılabilir. Öğrencilerin seviyesine göre mesela cümleler hazırlarsınız. 5 tane cümle verirsiniz. Bu cümleleri karışık şekilde verirsiniz ve öğrenciden bunları mantıksal ve anlamsal ve dil bilgisel bir düzeyde sıralamasını istersiniz. Mesela bu şekilde bir uygulama yaptırabilir. Ve dediğim gibi sözcük, cümle ve paragraf üzerinde daha çok yapılır. Yoksa mesela bir metin verdiniz, 5 paragraflı bir metin, paragrafları karıştırdınız. İşte giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini karıştırdınız. Öğrenciden bunları düzgün biçimde, giriş, gelişme, sonuç biçiminde yeniden yazmasını istersiniz. Bu kontrollü yazmadır. Ya da 5 tane cümle verdiniz karışık, onları sıralamasını isteriz. Hani paragraf sorularında var ya, sıralamasında hangisi ikinci, hangisi üçüncü olur gibi sorular, işte onlar kontrollü yazmadan çıkmış bir soru tekniğidir. Evet, mantıklı sıralamaya koyar. Yine öğrenciye şöyle bir uygulama da yaptırabilirsiniz sözcükler üzerinden. Öğrencilere bir metin verilir. Öğrenciler metinde geçen anahtar kelimeleri tespit ederler ve bunları bir sıralamaya koyarlar. Bu da bir kontrollü yazmadır. Sözcük bazında bu tarz çalışma uygulamaları yapılır. Yani öğrencilerin anahtar kelimeleri belirleyip sıralaması. Hangi anahtar kelime metinde daha önce geçiyor? İkinci olarak cümle karıştırıp verirsiniz. Üçüncü olarak paragrafları, giriş, gelişme ve sonuçları karıştırırsınız. Onları düzenlemesini istersiniz. Bu şekilde yapılan yazma çalışmalarına kontrollü yazma diyoruz. Bir başka yazma çalışması güdümlü yazma. Güdümlü yazma deyince aklımıza öğretmen tarafından öğrencilerin bir konu hakkında, yazacakları konu hakkında bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirmeden sonra bu konunun sınıf ortamında tartışılması ve tartışılanların sonucunda ortaya çıkan duygu ve düşüncelerin yazılı olarak ifade etmesini karşılar güdümlü yazma. Yani öğretmenin her türlü yazmaya müdahale içinde, yönlendirme içinde bulunduğu yazma tekniğine güdümlü yazma diyoruz. Öğretmen konuyu verir, konu hakkında duygu ve düşünceler sınıfta tartışılır. Önce öğretmen bilgilendirir tabii ki, sonra tartışma ortamı oluşur, sonra da tartışmada ortaya çıkanlar yazılı olarak ifade edilirse buna güdümlü yazma diyoruz. Evet, buraya kadar olan yazma teknikleriyle alakalı bir soru var mı? Teknikler önemli arkadaşlar. Birinci önemli olan kazanımlar. Kazanımlara mutlaka iyi çalışmalısınız. İkincisi de bu teknikler. Varsa eğer aklınıza takılan bir nokta cevaplandırabilirim. Evet, yok herhalde. Var mı?
Yalnız yaratıcı yazmada serbest yazmanın karışmaması lazım yaratıcı yazmayla. Yani ne bakımdan karışıyor? İstedikleri konuyu seçme bazından mı karışıyor? Ama uygulaması genelde farklı şekilde yapılır. Yani yaratıcı yazmada öğretmen beyaz bir kağıt verir. Kağıdın ortasına konu yazılır. Öncelikli olarak konuyla ilgili aklına gelen bütün sözcükleri yazar öğrenci. Boş kağıdın yan taraflarına çağrışım yoluyla. Ondan sonra da kelimeler üzerinden konunun hangi yönden ele alınacağına karar verilir. Sonra öğrenci duygu ve düşüncelerini bu kelimeler üzerinden yazar. Yani orada mutlaka bir uygulama yaptırması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Serbest yazmada hiçbir şekilde konu öğretmen tarafından verilmez. Konu, tür, her türlü şey öğrenci tarafından seçilir. Yaratıcı yazmada öğretmen tarafından verilebilir mesela konu. Böyle bir farkı var. İkincisi, tamam, yaratıcı yazmada öykülecek, serbest yazmada daha çok öykülecek metinler üzerinden. Ama dediğim gibi uygulaması daha çok şöyle. Öncelikli olarak hemen serbest yazmada hemen yazma konu aklına gelir. Hemen yazmaya başlar. Ama yaratıcı yazmada mutlaka kendisine verilen konu ya da kendi seçtiği konuyu yazar. Onunla ilgili önce çağrışımları yazmak zorunda. Çağrıştıran kelimeler. Mesela kırmızıyla alakalı bir hikaye yazacaksın. Kırmızıyla alakalı hangi kelimeler çağrışım yapıyor? İşte kalp, kan, elma gibi kırmızı alakalı şeyleri yazarız. Ondan sonra bunlar içerisinden konuyu nasıl toparlayabilirim bu kelimeler üzerinden? Bu şekilde çağrışımlar üzerinden bir yazma çalışması yaparız. Yani serbest yazmada doğrudan yazmaya başlıyorsun. Bunda öncelikli olarak dediğim gibi boş bir kağıtın ortasına konu yazılıyor. Sonra çağrıştıran kelimeler yazılıyor. Sonra bunlar alt alta görecek şekilde bu kelimeler alt alta yazılması lazım. Ondan sonra konunun hangi bakış açısıyla ele alınacağına karar veriliyor. Ve öğrenci yazmaya geçiyor. Serbest yazmada bu aşamalar yok. Direkt yazmaya başlamanız lazım. Yani herhangi bir konudaki derse duygu düşüncelerini hiçbir aşamadan falan bahsetmeyip yazdığı çalışmadır derse, hiçbir kısıtlama olmadan derse tabii ki serbest. Ama önce çağrışımlar üzerinden bulması gerekiyor derse yaratıcı yazma ifade etmemiz gerekir. Mesela şöyle bir soru sormuşlardı. Onun üzerinden gidelim istersen. Daha iyi anlaşılsın. Demişti ki öğretmen kitap sözcüğünü tahtaya yazarak öğrencilerinden bu sözcüğün çağrıştırdığı sözcükleri yazmalarını ve bunlarla bir metin oluşturmalarını ister. İşte bu yaratıcı yazma. Bu çıkan bir soru. Öğretmen kitap sözcüğünü yazıyor. Yani beyaz kağıt olarak tahtayı düşün. Kitap sözcüğünü yazıyor ve çağrıştırdıklarını yazmasını istiyor. Yani öğretmen yönlendirme yapıyor, dikkat edersen, yaratıcı yazma. Ama çağrıştırdığı şeyleri öğrenci kendisi yazdığı için yaratıcı yazma gelir tabii ki. Güdümlü olmuyor. Çünkü güdümlü olması için burada ya da kontrollü olması için öğretmenin her aşamada olması lazım. Burada sadece konunun yazılması ve çağrışım yapılmasını istemesi söz konusu. Oldu mu acaba? Durdu mu? Tamam herhalde, değil mi? Evet. Şimdi metin tamamlama var. Metin tamamlamadaki öğrenciler amacımız öğrencilerin okuduklarından hareketle akıl yürütmelerini ve yorum yapmalarını sağlamak. Bu becerileri geliştirmek. Ne yapıyoruz? Bir metin okutuyoruz. Metnin son tarafını boş bırakıyoruz. Metnin son tarafını öğrenci bize ne yapıyor? Kendisi yazıyor. Böyle bir yazma. Okuma ile yazmanın beraber uygulanabileceği bir tekniktir. Burada öğrencilerin hayal dünyalarını zenginleştirme, yine fikir yürütme becerilerini geliştirme gibi amaçlar gibi amaçların uygulanması gerçekleştirmeye çalışılır. Burada boşluk doldurmayla lütfen karıştırmayalım. Boşluk doldurmada sözcük cümle boşlukları doldurdu. Burada son taraf, metnin son tarafı genellikle ifade edilir. Tahminde bulunma biliyorsunuz okumadan önce yapılan bir
teknikti. Okumadan önce sözlü olarak, yani konuşma bazında da tahminde bulunabilir. Ama öğretmen mesela metnin konusunu, alt başlıklarını verir. Metnin içeriğiyle alakalı tahminlerinizi yazın der. Tahminde bulunma demek ki metnin öncesinde yapılan çıkarımların yazıldığı, metinle alakalı çıkarımların daha çok yazıldığı bir yazma çalışması. Metni tamamlama, metnin baş kısmı, orta kısmı veriliyor, son kısmı tamamlanıyor. Tahminde bulunma, daha metin okumadan önce metinle alakalı başlık, sadece başlıklara bakılarak çıkarımlar yapılıyor ve bunlar yazılı olarak ifade ediliyor. İkisi arasındaki fark bu. Bir başka yazma tekniğimiz, bir metni kendi sözcükleriyle yeniden oluşturma ifadesi. Bir metni okuyor öğrenci, bir metin veriliyor daha doğrusu öğrenciye ya da dinletiliyor. Yine bakın, dinleme, okuma ve yazmanın birlikte uygulanabileceği tekniklerden bir tanesi. Ve öğrencilerden dinledikleri metni ya da okudukları metni yeniden yazmaları isteniyor. Aslında bu, ben olsaydım nasıl yazardım? Ben olsaydım nasıl yazardım fikrinin uygulanması diyebiliriz. Yani öğrenci kendisine verilen bir metin ya da dinletilen bir metni kendi sözcükleriyle yeniden yazıyor. Buna da biz bir metni kendi kelimeleriyle yeniden yazma diyoruz. Ben olsaydım nasıl yazardım? A yazarı yazmış ama ben olsaydım nasıl yazardım uygulama şekli. Evet, bir başkası, bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma. Şimdi burada ise tür değiştireceğiz. Bir metni kendi sözleri yazmada yine aynı türde yazmanız lazım. Ama yeni bir metin oluşturmada farklı bir tür kullanacaksınız. Diyelim ki yine öğrencilere bir metin veriyoruz ya da dinletiyoruz. Öğrenci okuduğu ya da dinlettiği metinden ne yapıyor? Metni hareketle oradaki duygu, düşünce, o olayları geliştirerek farklı türde bir metin. Hikaye veriyorsunuz, şiir yazıyor. Şiir veriyorsunuz, hikaye yazıyor. Şiir veriyorsunuz, uzun roman yazıyor. Ne bileyim, hikaye veriyorsunuz, onu tiyatroya çeviriyor. Buna işte bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma adını veriyoruz. Kendi sözcüklerle yeniden oluşturma aynı tür içinde yapılırken, yeni bir metin oluşturmada tür değiştirmesi gerekiyor. Var mıdır arkadaşlar buraya kadar bir soru? Yok herhalde. Bir başka tekniğimiz duyulardan hareketle yazma. Duyulardan hareketle, mesela duyuları kullanarak müzik dinletiyorsunuz öğrenciye, müziğin kendinde uyandırdığı duyguları yazmaları isteniyor. Şiir dinletisi yapıyorsunuz, şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları, dinletinin kendinde uyandırdığı duyguları yazmasını istiyorsunuz. Yani açıkçası öğrencinin burada müzik ya da şiir biçiminde kendisinde duygu, düşünce oluşturacak ya da bir resim gösteriyorsunuz. Bu resmin kendisinde duygu. Burada duygu kelimesi çok önemli. Çünkü duyulardan hareketle yazma dediğimiz için kendinde uyandığı bir resmin, bir müziğin, bir melodinin, bir şiirin, bir şiir okumasının kendinde uyandırdığı duyguları yazacağı için buna duyulardan hareketle yazma deniyor. Yani duyguların yazımı. Bir başka yazma, grup olarak yazma. Daha çok öğrencilerin birlikte çalışma becerilerini geliştirmek amacıyla birbirlerine sınıfta daha yakın ilişkiler kurmaları ve etkileşimlerin artması amacıyla yapılan ve kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla yapılan bir yazma tekniğidir grup olarak yazma. Sınıf küçük gruplara ayrılarak her gruba bir konu verilir. Grup üyeleri kendi konularını belli bir yönden ele alırlar. Ardından konu hakkında yazdıkları ne yapılır? Mantıksal, düzen, dil, anlatım yönünden birleştirilir, tek metni haline getirir ve grup olarak yazma çalışması yapılır. Yani bir konu veriyorsunuz gruba, A grubuna bir konu, B grubuna bir konu, A grubunun üyeleri 4 kişi olsun. Birisi işte konunun bir yönünü ele alıyor, diğerisi başka bir yönünü ele alıyor. Ondan sonra bunların yazdıkları toplanıyor ve bir metni haline getiriyor. Buna grup olarak yazma çalışması deniyor arkadaşlar. Bir konunun
Grup üyelerinden farklı yönleri yazılıp sonra metnin birleştirilmesi, metin haline getirilmesi. Tüme varım diye bir yöntemimiz var. Yine burada sınıf gruplara ayrılır. Ama gruptaki her grup sınıftaki 4 tane grup olsun. Her grup konuyu farklı bir açıdan ele alır. Sonra konu hakkındaki farklı bakış açıları, grupların farklı bakış açıları tasnif edilir ve genel bir hükme varılır. Herkes 4 tane grup farklı bir bakış açısı geliştirdi. O zaman dedik ki çoğunluk şöyle bir yaklaşım getirdiğine göre bu konudaki genel yargı budur. Yani burada tüme varımda mutlaka grupların ortaya attıkları fikirlerin bakış açılarının en sonda genel bir yargı olarak ifade edilmesi gerekiyor. Eğer bu tam tersi yapılıyorsa, önce seçilen gruplara genel bir yargı veriliyorsa ve bunlar genel bir yargıdan özel sonuç, özel yönlere varıyorlarsa, özel bakış açılarına giriyorlarsa bu tümden gelim tekniği diyoruz. Yani aslında tümden gelimde ise öznellikleri, genel yargıya, özel yönü, konunun özel yönü, genel yargıya uygun olmadığını kontrol ediyorlar tümden gelimde. Genel bir yargıya ulaşma derse, tümden tüme varım. Eğer genel yargıdan özel bir yönleri, genel yargının özel yönlerini, genel yargıya uygunluğunun kontrol edilmesi, değerlendirilmesi derse ve bunların yazılı olarak paylaşılması derse tümden gelim olacak. Evet, son yazma tekniğimiz eleştirel yazma. Eleştirel yazma biliyorsunuz 8. sınıfta görülen yaratıcı yazmayla beraber üst düzey yazma becerilerinden bir tanesi. Bir olayın, bir durumun, bir düşüncenin sınıfta tartışılmasından sonra öğrencilerin konu hakkındaki olumlu ya da olumsuz düşüncelerini tarafsız bir şekilde yazmaları çalışması. Yine burada bakın eleştirel okumada olduğu gibi konunun olumlu ve olumsuz taraflarını tarafsız bir bakış, objektif bir bakış açısıyla değerlendirme var. Sınıfta tartışmadan sonra konu hakkındaki olumlu olumsuz düşüncelerini ne yapacak? Kendisi değerlendirecek ve bunları tarafsız bir şekilde yazma aşamasına geçirecek. Evet. Şimdi konumuz burası bitti. Yani yöntem ve teknikler, stratejiler bitmiş oldu böylece. Bunlarla ilgili birkaç soru çözeceğiz. Var mı arkadaşlar anlaşılmayan bir nokta? Yok herhalde. O zaman şöyle birkaç tane soru çözelim. İyi dinleyelim lütfen. Diyor ki, bir metin vermiş. Öğretmen bu uygulamada uygulama yaptırmış. Nokta nokta tekniklerinden hangilerini kullanmıştır? Öğretmen okuma metninde geçen yeni kelimeleri tahtaya yazıp öğrencilerden yapım eklerini kullanarak bunlardan kelime türetmelerini ister. Öğretmen okuma metninde geçen yeni kelimeleri, yeni öğrenilen kelimeleri tahtaya yazıyor ve öğrencilerden yapım eklerini kullanarak bunlardan kelime türetmelerini istiyor. Mesela kitap kelimesi geçiyor. Kitaplık gibi. Daha sonra belli bir konuda yazma etkinliğini planlayarak türetilen kelimelerin bazılarını yazılarında kullanmaları için öğrencileri yönlendiriyor. Yönlendiriyor. Peki bu uygulamada kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, güdümlü yazma, serbest yazma, yaratıcı yazma hangilerini kullanıyor sizce? Tekrar ediyorum şeyleri. Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, güdümlü yazma, serbest yazma, yaratıcı yazma. Kelime ve kavram güdümlü diyen var. Kelime kavram havuzundan seçerek yazma. Tek o mu? Kelime kavram ve güdümlü. Diyorsunuz. Evet. Bakalım o zaman.
Şimdi birincisi okuduğu metinde geçen kelime olduğu için daha önce gördüğü metin oluyor. O yüzden kelime ve kavram hızına seçerek yazma var. Öğretmeni yönlendirir diyor. Yönlendirme olduğu için güdümlü var. Serbest yazma değil çünkü yönlendirme varsa serbest olamaz. Yaratıcı yazma olamaz çünkü yaratıcı yazmada sadece öğretmen konu yazıp bırakıyordu. Burada yönlendirme var. Cevap 1-2 yani kelime ve kavram bazında seçerek yazma, güdümlü yazma diyenler doğru bildiler. Bir başka soru. Türkçe öğretim programına göre bu uygulamalar aşağıdaki yöntem ve tekniklerin hangisinde kullanılır? Okuyorum uygulamaları. Örnek metinden hareketle yeni bir metin üretilir. Örnek metin veriliyor, yeni bir metin üretilir. Belirli bir konuda ortaya konan sorulardan hareketle yeni bir metin oluşturulur. Tahminde bulunma, metin tamamlama, serbest yazma, eleştirel yazma, kontrollü yazma. Tahminde bulunma, metin tamamlama, serbest yazma, eleştirel yazma, kontrollü yazma. Şeyleri tekrar okuyorum, öncülleri. Örnek metinden hareketle yeni bir metin üret, örnek metin verilir, yeni bir metin üretilir. Belirli bir konuda ortaya konan sorulardan hareketle yeni bir metin oluşturulur. Evet, yine bakın ne var? Bir kontrol var. Örnek metin verme var. Ya da konuda ortaya konan sorulardan yeni bir metin var. Burada kontrol olduğu için kontrollü yazma doğru cevapladınız. Bir başka çıkmış soru. Diyor ki bu parçada aşamaları verilen yazma tekniği hangisidir? Öğrenciler öğretmen tarafından belli bir konu hakkında bilgilendirilir. Direkt şimdi herkes cevabı verecek. Konu çeşitli yönleriyle sınıf ortamında tartışılıp değerlendirilir. Öğrenciler konu hakkında edindikleri bilgiler ışığında duygu düşüncelerini yazılı olarak ifade ederler. Evet, kesinlikle güdümlü olacak arkadaşlar. Çünkü burada öğretmenin konu vermesi, tartışılıp değerlendirmesi, sonra da bilgiler ışığında öğrencilerin yazması söz konusu tam itibariyle güdümlü zaten tanımlamış neredeyse çıkmış bir soru. Yine bir başka soru, biraz önceki bir soruya benziyor. Öğretmen bu uygulamada tekniklerini hangilerini kullanmıştır? Yine 4 tane teknik vermiş, uygulamayı söylüyorum. Öğretmen Türkçe dersinde kısa bir öykü işledikten sonra öyküleyici anlatımın yapısal özelliklerini tanıtmıştır. Daha sonra öyküleyici anlatım ile gösterime dayalı tiyatro ve sinema oyunlarının ortak özelliklerini göstermiştir. Yazılı anlatım etkinliği olarak da öğrencilerden işlediği öyküyü tiyatro metnine dönüştürmelerini istemiştir. Öyküyü tiyatro metnine dönüştürmelerini istemiştir. Öğretmen bu uygulamada yaratıcı yazma, güdümlü yazma, kontrollü yazma, bir metinden hareketle yeni bir metin yazma. Yaratıcı, güdümlü, kontrollü, bir metinden hareketle yeni bir metin yazma. Hangilerini kullanmıştır sizce? Güdümlü bir metinden hareketle diyenler var. Başka var mı arkadaşlar fikri olan? Evet, bakalım o zaman olabilir mi? Şimdi bir defa arkadaşlar öğretmenin tanıtması güdümlü. Kesin güdümlü kesin var. Sonra ne yapıyor? Hikayeden yola çıkarak tiyatro. Metin türü değişiyor. O zaman bir metinden hareketle yeni bir metin yazma var. Burada kontrollü yazma yok. Yaratıcı yazma da yok. O yüzden 2 ve 4 doğru olacak. Yani dedikleriniz doğru. Bir başka soru. Gayet iyi anlaşılmış. Cevaplar güzel, sevindirici. Evet,
Bu etkinlik aşağıdakilerden hangisine uygundur? Çanakkale zaferini anlatan resim sergisini gezen öğrencilere Çanakkale türküsü dinletilir. Onlardan o dönemle ilgili hayal, duygu ve düşüncelerini yazmaları istenir. Türkü dinletiliyor ve onunla ilgili duygularını, hayallerini yazmaları isteniyor. Bu hangi tekniğe uygundur? Yaratıcı yazma, serbest yazma, grup olarak yazma, duyulardan hareketle yazma, kontrollü yazma. Ne diyorsunuz? Duyulardan hareketlenmiş. Kesinlikle, çünkü nedir? Dinletme var ve sonra dinletmelerindeki duygularını yazmaları var. Duyulardan hareketle doğrudur. Evet. Bir başka soru. Öğrencilerin öğrendiklerini tekrar etmelerini amaçlayan bir Türkçe öğretmeni aşağıdaki yazılı anlatım türlerine hangisini kullanmalıdır? Tekrarı, güdümlü yazma, yaratıcı yazma, kontrollü yazma, özet çıkartma, boşluk doldurma. Öğrencilerin öğrendiklerini... Hocam soruyu bir daha sorayım. Öğrencilerin öğrendiklerini tekrar etmelerini amaçlayan bir Türkçe öğretmeni aşağıdaki yazılı anlatım türlerinden hangisini kullanmalıdır? Güdümlü yazma, tekrar etmeye amaçlıyor. Bunun için hangisini kullanmalıdır? Güdümlü yazma, yaratıcı yazma, kontrollü yazma, özet çıkartma, boşluk doldurma. Evet, gayet güzel. Özet çıkartma olacak arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz. Özetle beraber ne yapabilir? Tekrar etme imkanı sağlayabilir. Bir başka sorumuz. Tabii not alma ama aldıkları notlara bakarak tabii ki tekrar etmeyi sağlayabilir. Aynen. Burada şıklarda olmadığı için özet çıkartma dedik. Bir başka soruya bakalım. Öğrencilerin yazma becerisiyle birlikte işbirliği yapma ve etkileşimde bulunma gibi becerilerini de geliştiren yazma yöntem veya tekniği hangisidir? Öğrencilerin yazma becerisiyle birlikte işbirliği yapma ve etkileşimde bulunma gibi becerilerini de geliştiren yöntem, özet çıkarma, yaratıcı yazma, grup olarak yazma, duyulardan hareketle yazma, reklam yazma. Evet, grup olarak yazmadır. Grup olarak yazma kesinlikle doğru. Evet. Şimdilik bu kadar sorularımız. İlerleyen zamanlarda diğerleriyle alakalı da sorular gelecektir. Testimizde yine bunlarla alakalı sorular olacak tabii ki. Evet, geçiyorum. Yazılı anlatımın aşamalarına geldik. Evet, aşamalara geldik arkadaşlar. 5, biliyorsunuz yazılı anlatımın aşamalarından da soru gelebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. 5 tane aşamamız var. Birincisi hazırlık aşaması. Sonra taslak oluşturuyoruz. Sonra düzenleme aşaması.
sonra düzeltme aşaması, en son yayımlama ve paylaşım aşaması şeklinde 5 tane aşamamız söz konusu. Bu aşamaları iyi bilmemiz gerekiyor. Hazırlık aşamasında birinci aşamamız hazırlık aşaması. Yani yazma eğitiminin en önemli aşamasıdır. Çünkü bütün bilgiyi, birikimi burada verirsiniz. Hazırlık aşaması yazma eğitiminin en önemli aşaması. Bunu bu şekilde not almak lazım. En önemli aşamadır. Evet. Şimdi öğrenciler hazırlık aşamasında yazmak için fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmaları gerekiyor. Fiziksel hazırlık için mesela ne yapabilirsiniz? Konuyla alakalı bilgi düzeyini arttıran çalışma yapabilirsiniz. Bilgi düzeyini arttırıcı araştırma yaptırabilirsiniz. Ya da beraber sınıfta konu hakkında görüş alışverişinde bulundurabilirsiniz. Zihinsel hazırlık için bunlar. Zihinsel hazırlık için araştırma yapma ya da görüş alışverişinde bulunma, anlatım planı yaptırabilirsiniz. Ya da çağrışım haritaları hazırlattırabilirsiniz. Bunlar zihinsel olarak hazırlama. Fiziksel olarak ise neler yaptırabilirsiniz? Mesela yazmayı zorlaştırıcı etkenleri ortamdan uzaklaştırmak. İşte dikkatini dağıtan şeyleri yapmak, sınıftaki sessizliği sağlamak, uygun ışık, ortam sıcaklığını hazırlamak gibi, yazmak için en uygun kağıt ve ne bileyim kalemin seçilmesi gibi, yani fiziksel ortamın hazırlanması, fiziksel şartların hazırlanması var. Bir de zihnen hazırlanması var. Görüş alışverişinde bulunabilir ve dersimize başlayabiliriz. Burada yazma anlatımının aşamalarında kalmıştık. Hazırlık aşamasından bahsediyorduk. Şöyle tekrar dönelim oraya. Birincisi hazırlık aşamasıdır demiştik. En önemli aşama, yazılı anlatımın en önemli aşaması olduğunu ifade ettim. Hazırlık aşamasında çünkü siz bir yazmanın nasıl yapılacağını öğretiyorsunuz. Ama dedim ki hazırlık aşamasında öğrenciler yazmak için öğretmen tarafından ya da eğitmen tarafından fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmalıdır. Hazırlanmada, zihinsel hazırlamada işte bilgi düzeyini arttırıcı araştırmalar yapmak, konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak yazmadan önce, çağrışım haritaları hazırlamak, yine anlatım planı yapmak, anlatımda kullanılabilecek ifadeleri seçmek, bütün bunlar zihinsel hazırlıkla alakalı. Ortamı, öğrencinin kullanacağı kağıdı, kalemi belirlemek gibi şeyler de fiziksel hazırlıkla alakalı olarak yapılacak şeylerdir. Burada hazırlık deyince hazırlık aşamasındaki çalışmalar bir konu seçimi hazırlıkta gerçekleştirir. Amaç belirleme hazırlık aşamasında, hedef kitleyi seçme, belirleme hazırlık aşamasında gerçekleştirilir. Yazının türünün ne olduğunu belirleme, yine konuyla ilgili düşünceleri ortaya koyma ve organize etme. Bütün bunlar hazırlık aşamasındaki yapılacak, gerçekleşecek olan çalışmalardır. Birinci aşama yazma aşaması. Demek ki önce konu seçiliyor hazırlıkta, amaç belirleniyor. Hedef kitle çocuklar mı, yetişkinler mi, belli yaş aralığı mı, belli meslektekiler mi, bunlar belirleniyor. Yazının türü hikaye mi olacak, roman mı olacak, makale mi olacak, fıkra mı olacak, bu belirleniyor. Ve yine hangi düşünceler yazılacaksa bunları organize etme. Yine hangi düşüncenin, hangi konunun hangi yönü yazılacak, onları belirleme de yine hazırlık aşamasında gerçekleştirilmektedir. Evet. Ya burada konu seçimi ve amaç belirleme tabii çok önemli. Bir amaç belirlemeden yazmaya geçmemek lazım. Bir yazma çalışması mutlaka belirli bir amaç doğrultusunda yapılması gerekiyor. Yine konunun seçiminde titiz davranılması gerekiyor. Hangi konu, hangi uzunlukta bir yazı yazılacaksa o bağlamda konu seçilmesi gerekiyor. Yine öğrencilerin yazacakları konuları mutlaka daha önceden belirlemeli ve kendilerine verilecek zamana göre, yazma çalışmasında verilecek zamana göre bir konu seçmeleri de öğretmen tarafından sürekli olarak dikte edilmeli ve öğretilmeli. Yine mutlaka amaç belirlenmesi gerektiği ifade edilmeli. Hedef kitleye dikkat almaları ifade edilmeli. Tür de burada dikkat çekicidir. Yine konu sınırlandırması mutlaka yapılmalı. Konu sınırlandırması yine iyi bir yazmanın da başarıyı getirecek unsurlardan bir tanesidir. İşte
okuyucu kim olacaktır, yaşı nedir, ilgisi nedir, kültür nedir, bu bağlamda bir konu sınırlaması yapılabilir. Yazının uzunluğuna göre sınırlama yapılabilir. Hangi yön ele alınacak buna göre yapılabilir. Bunlar üzerinden konu sınırlanması yapılabilir. İkinci aşamaya geçersek taslak oluşturma aşaması. Metni yazmadan önce zihinsel egzersiz yapıp neleri yazabileceğini belirleyip karalamalar yapmak taslak oluşturmaya giriyor. Yani yazının taslığı anlatım planı oluşturmasıyla başlıyor. Anlatım planı oluşturulmasıyla beraber taslak oluşturmaya geçiyoruz. Taslakta neler olur? Başlık, alt başlıklar olur. Anlatım akışı yazıya geçirilir. Hangi aşamaları, neleri gerçekleştiriyoruz taslakta ona bakalım. Konuyla ilgili duygu düşünceleri yazma denemelerine bulunuyoruz. Neler yazabiliriz? Tek tek yazmaya başlıyoruz aslında. Amacını değerlendiriyoruz. Acaba amaca uygun yazabilecek miyim? Amacı değerlendiriyoruz. Amaç belirleme derse soruda hazırlık. Amacı değerlendirme derse taslakta. Hedef kitleyi göz önüne getirme. Tekrar hedef kitleyi belirleme diyorsa hazırlık ama hedef kitleyi göz önüne getirme diyorsa burada taslakta. Yine yazının türüyle ilgili bilgileri derinleştirme. Yine taslak oluşturmaya giriyor. Yazılı anlatımın aşamalarını desenleme. Yani hangi anlatım biçimlerini kullanabilirim? Bunları daha da ayrıntılanma yine taslak oluşturma içerisinde girmekte. Evet. Taslak oluşturmadan sonra üçüncü aşama düzenleme aşaması. Ne yapıyoruz? Düzenlenmesi gerekiyor. Düzenlenme aşaması karalamalar yeniden okunur. Taslaklar belli paylaşılar varsa eğer paylaşılır değerlendirme için. Yine öğretmen ve öğrenciler arasında görüş alışverişi taslak nasıl yazmaya uygun mu yazmaya geçebilir miyiz şeklinde görüş alışverişi gerçekleştirir. Eğer taslakta eksikler görüldüyse bu eksikler giderilerek alınan dönükler doğrultusunda taslağın yeniden oluşturulması düzenlemede yapılır. Yani yazılan karalama metninin düzenlenmesi. Şunu şuraya alalım, şu cümleyi buraya koyalım. Şu paragraf burada olsun. Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin tekrar düzenlenmesi düzenleme aşamasında gerçekleştiriliyor. Hocam bir soru soracaktım da. Dinliyorum. Hocam Peygamber konu anlatımlı kitabında taslak oluşturmanın orada yan tarafta bir soru var. Çıkmış soru. Hı-hı. Konu anlatımlı kitapta. Evet. Hocam o soruya ben çok takıldım da ben onu hazırlık yapma diye düşündüm de cevap taslak oluşturmaymış. Ona bir bakabilir misiniz acaba? Tabii bakalım. Şu soru mu acaba? Planlı yazma süreciyle alakalı. Aynen. Evet planlı hocam bu soru. Planlı yazma sürecinin aşamalarından biri konuyu sınırlama, yazma amacını belirleme, ana maddeleri ve başlıkları düzenleme etkine içermektedir. Evet burada soruyu soran kişi yani çıkmış bir soru ama soruda şöyle bir sıkıntı var. Şimdi evet. Yazma amacını belirleme değil de amacı gözden geçirme ya da değerlendirme demesi gerekiyor. Aynen. Aslında bu aynen hocam ben de orada sakırdım. İtiraz edilirse gider bu soru. Edilmemiş demek ki o dönemde görmemiş kimse. Yani burada bir itiraz noktası kesin. Çünkü burada program bize diyor ki amaç belirleme hazırlık amacı gözden geçirme ya da değerlendirme yani amaca uyabilecek miyim uyamayacak mıyım değerlendirme deseydi tamam. Diğerleri tamam. Ana maddeleri ve başlıkları düzenleme. Evet. Olabilir taslak oluşturma ile alakalı. Konuyu sınırlama olabilir. Konuyu belirleme yine olamaz. Konuyu belirleme hazırlık ama konu uzun gelecek sınırlayalım. Yani bu taslak oluşturmada yapılabilir. Orada belirleme yazma amacını belirleme aslında sorunun yanlış olduğunu gösteriyor. Kesin çünkü. Aynen hocam. Ben de orada takmıştım. Yani orada o belirleme hocam. İfadesi muhtemelen zihinsel olarak değerlendirme yerine konulmuş. İtiraz edilse kesinlikle iptal edilirdi. Teşekkürler hocam. Evet, düzenleme aşamasında demek ki taslağı yeniden okuyoruz. Paydaşlarla, öğretmenle ya da arkadaşlarla paylaşıyoruz, değerlendirme yapıyoruz. Görüş alışverişi sonucunda tekrar taslağın düzenlenmesi, düzenleme aşamasında gerçekleştiriliyor. Onun dışında burada
Bir başka aşamamız düzeltme. Düzenleme aşamasında taslak metin yeniden yazıldı. Artık ne olacak? Elimizde bir metin var. Metindeki yazı tamamlandığı için metni artık başka şekilde değerlendirebiliriz. Metinsellik ölçütlerine uyuyor mu mesela? Yani dil bilgisayar olarak cümleler uygun mu? Paragraflar birbirinin devamı niteliğinde mi? Yazım kurallarına, noktalama işaretlerine uyulmuş mu? Gibi bazı unsurlar düzeltme aşamasındadır. Metnin birkaç kez yeniden okunması yapılır düzeltirken. Yine okumalar arasında her okumada bir düzelti yapılır ama mutlaka bir belirli bir süre geçmesi, ard arda okuma yapılmaması tavsiye edilir. Aceleci olmaması, yine sözcük sözcük cümle cümle metni yeniden okunması gerekiyor. Yine düzeltici okumada anlatım kusurlarının göz ardı edilmesi söz konusu olmalı diyor. Anlatım kusurlarını da göz ardı etmemesi gerekiyor burada. Evet, demek ki düzeltme aşamasında metin oluştu. Oluşan metindeki metnin noktalama, yazım, mantıksallık, metinsellik ölçütleri, bağdaşıklık, tutarlılık, durumsallık gibi metinsellik ölçütleri bakımından yeniden değerlendirmesi ve düzeltmelerin yapılması düzeltme aşamasıyla alakalıdır. Evet, yine geçelim son aşamaya. Yayımlama aşaması. Yazı bitmiştir. Düzeltiler de bittiği için artık paylaşılabilir. İster kitap olarak yayımlanır, ister yazı olarak yayımlanır. Bir dergide, isterse sosyal medyadan artık başka adıyla paylaşılabilir yazılan yazı. Şimdi şöyle bir çıkmış soru vardı. Diyor ki, planlı yazmaya yönelik numaralanmış bu aşamalar aşağıdakilerin hangisine doğru sırayla verilmiştir? 4 tane aşama vermiş. Bunların doğru sıralaması hangisidir demişti. Birincisi, düşünceyi geliştirme yollarından yararlanma. Konuyla ilgili ön bilgileri sorgulama. Yazma amacını belirleme ve konuyu sınırlama. Düşüncelerini bir ana fikir etrafında planlama. Tekrar ediyorum. Bunları sıralayacağız. Hangisi önce gelir, hangisi sonra gelir? Düşünceyi geliştirme yollarından yararlanma. Konuyla ilgili ön bilgileri sorgulama. Yazma amacını belirleme ve konuyu sınırlama. Düşüncelerini bir ana fikir etrafında planlama. Ne dersiniz? Önce ne gelir? Düşünceyi geliştirme yollarından yararlanma mı gelir? Konuyla ilgili ön bilgileri sorgulama mı gelir? Yazma amacını belirleme ve konuyu sınırlama mı gelir? Ana fikir etrafında toplama mı gelir? Birincisi önce amaç gelir? Belirlenmesi gerekmez mi? Ama konuyu sınırlama diyor ya ondan sonra. Belirleme ve konuyu sınırlama. Şimdi burada bir, önce konuyla ilgili ön bilgiler olacak. Ön bilgi harekete geçiriliyor. Sonra amacı belirliyoruz ve konuyu sınırlandırıyoruz. Sonra düşüncelerimizi bir ana fikir etrafında planlıyoruz. O ana fikirleri belirledikten sonra diğer unsurlar, düşünceyi geliştirme yolları, anlatım biçimi kullanımı bunlar en son olur. O yüzden tekrar ediyorum, konuyla ilgili ön bilgileri harekete geçirip sorgulama bir olacak. Amaç belirleme ve konu sınırlama ikinci sırada olacak. Ana fikir etrafında planlama üçüncü sırada. Düşünceyi geliştirme yollarından yararlanma dördüncü sırada olacak. Evet, yine çıkmış bir soru. Yazma sürecine ilişkin yukarıdaki işlemlerin doğru sıralaması hangisinde verilmiştir? Doğru sıralama. Taslak metin oluşturma. 1. Taslak metin demiş. 2. Düşünceleri seçme ve sıralama. Metindeki mantık düzenini gözden geçirme. Metni yazım ve noktalama yönünden kontrol etme. Metni paylaşma.
5 tane madde vermiş. Bunları sıralamasını istiyor yazma planlı yazmada. Bir, taslak metin oluşturma. Düşünceleri seçme ve sıralama. Metindeki mantık düzenini gözden geçirme. Metni yazım ve noktalama yönünden kontrol etme. Metni paylaşma. Düşünceleri seçme birinci sırada olması lazım. Kesinlikle. Düşünce seçme sıralama birinci olacak. Zaten hazırlık aşamasında yapılıyor. Düşünceleri seçme. Neleri yazacağız yani? Hani organize etme vardı ya, o bu hazırlık aşamasında. Sonra zaten taslak metin oluşturma ikinci aşama olacak. Sonra gözden geçirmek lazım. Metnin değil mi? Mantık düzenini, önce mantık düzenini gözden geçiririz. Düzenleme aşamasında. Sonra metni yazım ve notlamadan kontrol etme, düzeltme aşamasında. Metni paylaşma ise yayınlama, paylaşma aşamasında olur. Böyle bir soru çıkabilir yine. Buna benzer bir soru çıkabilir. Demek ki hazırlık aşamasındaki şeyleri iyi bilmek lazım. Konu belirleme, amaç belirleme, organize etme, düşünceleri organize etme gibi şeyler hazırlık. Taslak zaten aralamalar yapma, taslak metin oluşturma. Ondan sonra bu taslak metni düzenleme, yani son hale getirme. Sonra da noktalama yazım bakımından kontrol etme, metinsellik ölçütleri bakımından kontrol etme, en son yayınlama paylaşma olacak. Evet, böyle bir soru. Şimdi şuraya bakalım. Yazılı anlatım süreci aşağıdakilerin hangisiyle başlar? İlk kontrol, düşünceleri organize etme, yazıya aktarma, ön bilgileri gözden geçirme, literatür tarama. Yazılı anlatım süreci hangisiyle başlar? İlk kontrol, düşünceleri organize etme, yazıya aktarma, ön bilgileri gözden geçirme, literatür tarama. Ön bilgiler. Ön bilgileri harekete ön geçirmeyle bilgiler. Başlar. Doğru. Evet. Bir diğer konumuz yazılı anlatımın unsurları diyoruz. Neler vardı unsurlar? Temel unsurlar olarak konu ve tema, ana fikir, başlık, plan ve paragraf var. Bunlarla alakalı da yazılı anlatım içinde konularımız var. Öncelik olarak konu ve temadan bahsedelim. Yazı mutlaka bir konu etrafında olmalıdır. Birden fazla konu işlenmesi çok önerilmez. Tek bir konu etrafında dolanmalıdır. Konumuz bir temada olmalıdır yazıda. Mutlaka bir konu üzerinde oluşturulmalı. Duygu, düşünceler biliyorsunuz ve olaya, duruma konu deniyor. Yazmaya değer gördüğünüz her şey bir yazılı metnin konusu olabilir. Ama mutlaka bir yazılı metnin öncelikli olarak konusu olmalı. Birden fazla konu seçilmemeli.
Bu önerilen bir şey değil. Ana fikir yine yazı anlatım temel unsurlarından. Her yazılan yazının bir ana fikir etrafında oluşturulması gerekiyor. Ana fikir demek konudan farklı bir şeydir. Bir metinden çıkarılabilecek mesaj. Mesajdır. Yani metnin bize vermek istediği özdür aslında kısacası. Genelde öğrenciler ana fikri bulma konusunda zorlanırlar diyorsunuz. O yüzden ana fikir konusu iyi öğretilmeli. Hem okuma çalışmalarında hem de yazma çalışmalarında mutlaka bir ana fikir etrafında yazma çalışması oluşturulmalıdır. Ana fikir de yazılı anlatımın temel unsurlarından bir tanesi. Yine başlık arkadaşlar, başlık belirleme önemli bir konu. Mutlaka başlık bir fikrin, temel bir fikrin yazıldığı metnin iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlar. O yüzden mutlaka yazdığınız yazıya en uygun başlığı ve en güçlü başlığı seçmelisiniz. Başlık konulurken nelere dikkat etmek gerekiyor? Onlardan biraz bahsedelim. Birincisi, mutlaka yazdığımız yazının konusuyla ve ana düşünceyle ilişkili olacak. Yani biraz absürt olsun diye işte bambaşka bir başlık koymak en azından okul öğretiminde iyi bir şey değil. Ama ileriki yaşlarda çocuk gider, alışkanlık kazanmıştır yazma eğitiminde, alışkanlık kazanma becerisini geliştirmiştir. Kendisi absürt ve ilginç başlıklar koyabilir. Ama okul eğitiminde yazılan yazılarda mutlaka konuyla ve ana düşünceyle ilişkili başlık konulması öğretilmeli. Kısa ve öz olmalı. Yani genellikle kısa ve öz olmalı. İlgi çekici olmalı. Her ne kadar böyle hani didaktik, absürt olmasın diyorsak yine ilgi çekici başlık olabilir. Okuyucuya mutlaka yazılan yazının içeriğiyle alakalı bilgi vermeli. Tamamen yansıtmamalı ama bilgi vermeli. Şurada yanlış yapılan bir şey, yazının ilk cümlesi ya da son cümlesi ya da yazının içinden tam aynı bir cümle yazının başlığı olarak kullanılmamalıdır. Bunlar başlıkla alakalı bazı unsurlar. Yine arkadaşlar, plan da yazılı anlatımın unsurlarından bir tanesi. Eğer iyi bir planla yazarsanız, yazınızı mutlaka bir plan etrafında oluşturursanız daha başarılı olma ihtimaliniz vardır. O yüzden duyguların, düşüncelerin, gözlemlerin ve yaşantıların bir plan etrafında yazılması yazılı anlatım başarısını arttıracaktır. O yüzden planlı yazma her zaman önerilir. Planlı yazılırsa mutlaka yazma süreci kısalır. Yazma süreci kolaylaşır. Yazmada bir birlik, bütünlük, mantıksallık, uyumluluk olur. Yine eğer planlı yazılırsa sürekli aynı kelimeler, sürekli aynı fikirler tekrarlanmaz. Düşünce ve söz tekrarlarını önler. Yine planlı yazılırsa mantık düzeni oluşması sağlanır. Dağınıklık ve karışıklık ortadan kalkar. Anlatım disiplini, alışkanlığı kazanır. Planlı yazma daha kısa zamanda yazmayı sağlar. Bunun gibi planlı yazmanın bazı bize çıkarabileceğimiz sonuçları vardır, faydaları vardır diye biliyoruz. Demek ki plan da anlatımın unsurlarından bir tanesi. Demek ki konu, tema, ana fikir, başlık ve plan anlatımın temel unsurları arasında yer alıyor. Şimdi paragraf tabii ki bizim yazılı metinlerimizdeki önemli unsurlardan bir tanesi. Yazdığımız yazılarda paragraflar oluşuyor. Paragraf anlatımın ortaya konulmasında, anlatımın sağlam olmasında oluşturulan en önemli unsurdur. O yüzden hangi metinde, hangi tür metinde, hangi tür paragrafın yazılacağı, hangi tür metinde, hangi tür paragrafın yazılması gerektiği, hangi paragraf türlerinde başarılı sağlanması için ne gibi özelliklerin olması gerektiği, iyi bir paragrafın ne gibi özellikleri olması gerektiği gibi ifadelerin etrafında paragrafın özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Paragrafın kuruluşundaki 3 özellik önemli. Tutarlı olmalı bir defa. Paragraftaki cümleler birbiriyle tutarlı. Yani anlamsal olarak birbiriyle bağlantılı olmalı. Mutlaka paragrafta birlik olmalı. Yani paragrafta yer alan cümleler, duygu, düşünce ve ya da olaylar, durumlar birbirini desteklemeli. Birbirini açıklamalı ve tamamlamalı. Yani birbirinden kopuk olmamalı, bir olmalı. Belirlilik ise paragrafta anlatılan düşüncenin, duygunun ya da olayın, durumun net olması, açık olması, anlam bulanıklığına yer vermemesi, belirli olması gerekiyor.
Demek ki iyi bir paragrafın kuruluşunda üç temel özellik söz konusu. Bunlardan biri tutarlılık, duygu düşüncelerin belli bir mantık çizgisi içinde ilerlemesi. Birlik, burada yer alan cümle, duygu düşünce ve olayların birbirinin devamı olması, birbirini desteklemesi, birlik. Belirlilik ise anlatılmak istenenin net, açık olması, anlaşılmazlıklara ya da karmaşaya mahal vermemesi, o da belirlilik özelliği oluyor. Paragrafın yapısındaki üç özellik bunlar. Evet, şimdi bölümlere göre paragraf türleri. Yine bir başka konumuz. Giriş paragrafı, gelişme paragrafı, düşünce tahlili paragrafı, karakter tahlili paragrafı, tasvir paragrafı, olay paragrafı, sonuç paragrafı gibi paragraf çeşitlerimiz var. Burada. Giriş paragrafı, bir defa bir yazının giriş bölümünde konuyu tanıtırsınız. Mesela bir hikaye yazıyorsanız, hikayede kahramanlarınız kimlerdir? Hikayeniz nerede geçmektedir? Hikayenizin konusu nedir gibi şeylerden bahsedilir. Bir makale yazılıyorsa konunuz nedir? Bu konu niçin önemlidir? Konunun tanıtımı kısaca, konunun önemi vurgulanır. Değil mi? Bir düşünce yazısında, bir bilgilendirici yazıda giriş paragrafı adı ön plana çıkarken bir olay anlatı yazısında serim bölümü denir buna. Bir hikayede, bir romanda serim bölümü vardır. Bir makalede, bir fıkrada giriş paragrafı vardır. Evet. Demek ki konunun tanıtıldığı, konunun öneminin vurgulandığı, niçin seçildiğinin anlatıldığı, ilginin çekilmeye çalışıldığı paragraf tipi, giriş paragrafı. Olay anlatan paragraf, olay anlatan metinlerde buna serim diyoruz. Geliştirme paragraflarımız gelişme bölümünde yer alıyorlar. Konunun derinleştirildiği, kanıtlarla, örneklerle, gözlemlerle, düşüncelere yer verilen ve olay anlatılarında düğüm dediğimiz bölüm. Yani normal bilgilendirici metinlerde gelişme paragrafı ya da geliştirme paragrafı derken olay anlatan metinlerde biz buna ne diyoruz? Buna düğüm diyoruz. Şimdi geliştirme paragrafları çok çeşitli. Düşünce tahlili paragrafı var. Daha çok makale gibi, fıkra gibi belirli bir düşüncenin ayrıntılarıyla eline alındığı, örneklerin verildiği, kanıt göstermelere gidilen, düşünceye geliştirme yollarının kullanıldığı, açıklığa kavuşturduğu konunun bir paragraf çeşidi. Düşünce tahlili paragrafı bilgilendirici metinlerde kullanılıyor. Karakter tahlili paragrafı ise daha çok olaya dayalı metinlerde kullanılıyor ve karakterlerin kişilik özelliklerini anlatan, o karakterlerle alakalı psikolojik analizlerde, ruh tahlillerinde bulunan paragraflara karakter tahlili paragrafı diyoruz. Demek ki karakter tahlili paragrafları olay yani öyküleyici metinlerde kullanılıyor. Tasvir paragrafları yine olay, durum, varlık ve kişilerin dış görünüşün anlatıldığı paragraflarda, tabii ki daha çok tasvir paragrafları da öyküleyici anlatım metinlerinde kullanılır. Yine olay paragrafı hikaye edici metinlerde kullanılır. Demek ki burada şunu belirtmek gerekiyor. Düşünce tahlili paragrafı hariç diğerleri daha çok olay etrafında dönen öyküleyici anlatım paragrafı olarak ifade edilir. Karakterlerin tahlil edildiği paragraf, olay, mekan, durumun tasvir edildiği, betimlendiği paragraf, tasvir paragrafı, sadece olayın anlatıldığı konuya hazırlık yapılan paragraflar ise olay paragrafı adını veriyoruz. Dediğim gibi geliştirme paragrafının öyküleyici metinlerde düğüm olarak da ifade ettiğini unutmak gerekiyor. Bir de sonuç paragrafı var. Sonuç paragrafı normal bilgilendirici metinlerde sonuç ama öyküleyici metinlerde çözüm olarak ifade edilir. Konunun çözüldüğü ya da hikaye ise artık sonuca varılan paragrafa sonuç paragrafı adını veririz. Evet, paragraf çeşitleri de böyle arkadaşlar. Var mıdır buraya kadar anlaşılmayan bir nokta? Anlamadığımız. Tekrar etmemi istediğiniz bir nokta var mı arkadaşlar?
Herhalde yok. Buraya kadar olan yerlerle alakalı birkaç soru bakalım o zaman. Bu bölümlerle ilgili çok çıkmış sorumuz yok. Evet, o zaman devam edelim. Bir de bilgiye dayalı anlatım biçimleri. Şimdi geldik anlatım biçimlerine. Bunları genelde biliyorsunuz zaten. Ama şöyle bir tekrar etmiş olalım. Bilgiye dayalı anlatım biçim dediğimiz iki tane: açıklayıcı ve tartışmacı anlatım. Açıklayıcı anlatım Türkçe derslerinden de biliyorsunuz herhangi bir konu hakkında bilgi vermek, bir konu hakkında bir şeyleri öğretmek amacıyla yazılan anlatım biçimine açıklayıcı anlatım ya da açıklama deniyor biliyorsunuz. Açıklayıcı anlatımlarda genellikle nesnel olunur açıklayıcı anlatımlarda ve şunlara dikkat edilmesi gerekir. Konuyu iyice kavramak, bilgileri doğru ve düzenli bir şekilde vermek, ya da konuyu iyice kavratmak da diyebiliriz biz buna. Yine bilgileri doğru ve düzenli bir şekilde vermek, gerektiğinde görsel malzeme kullanmak, örneklerden, karşılaştırmalardan, sebep-sonuç ilişkilerinden, amaç-sonuç ilişkilerinden yararlanmak, açık, yalın, sade ve süssüz bir anlatım kullanmak. Bunlar açıklayıcı anlatım belirgin özellikleri. Demek ki eğer bir metin bize sadece bilgi veriyorsa ve bunu yaparken nesnel davranıyorsa, kişisel bir görüşü belirtmiyorsa, yine burada kişisel görüşlerden, öznel düşüncelerden kaçınıyorsa, sadece bilgi vermek amaçlı yazılmışsa, bir konuyu açıklamak amaçlı yazılmışsa, bu tarz anlatım biçimlerine açıklayıcı anlatım ya da açıklama diyoruz. Demek ki açıklayıcı anlatımlarda dikkat edilmesi gereken hususlarda işte konuyu iyice kavratmak amaçlanmalı, doğru ve düzenli bir şekilde bilgiler sunulmalı, görsel malzemeden, örnekten, karşılaştırmalardan, sebep-sonuç, amaç-sonuç ilişkilerinden yararlanma, sade dille yalın yazma. Şimdi konunun açıklanmasında şu yollar seçilebilir diyoruz. Tanımlama yapılabilir. Tanımlama mesela açıklayıcı anlatımlarla kullandığımız bir düşünceyi geliştirme yolu. Yani şimdi vereceklerim aslında düşünceyi geliştirme yolları. Açıklayıcı paragraflarda kullanabileceklerimiz bunlar. Örneklendirme, yine benzetme, karşılaştırma, başka birisinden alıntı yapma, tanık gösterme, somutlaştırma ya da soyutlaştırma, sorulara bağlama, yani sorular yoluyla konuyu geliştirme, zıtlıklardan yararlanma, karşılıklara yararlanma ya da bağlantı kurma. Bunlar açıklayıcı paragraflarda kullanabileceğimiz, anlatımlarda kullanabileceğimiz düşünceyi geliştirme yolları. Hangi metinler açıklayıcı, hangi tür metinlerde açıklayıcı anlatım kullanılır? Dilekçe mesela, fatura, davetiye, ilan, mahkeme yazıları, haber metinleri, makaleler, ders notları gibi şeyler açıklayıcı anlatımda yazılır. Bunların hepsinde nesnellik vardır, dikkat ederseniz. Hiçbiri kendi görüşünü anlatmaz. O yüzden arkadaşlar daha çok nesnel düşünceleri ifade etmede açıklayıcı anlatımı kullanıyoruz. İkinci bilgilendirici anlatım biçimi tartışma. Tartışma açıklamanın tersi. Tartışmada yazar kendi duygu ve düşüncelerini ifade eder ve kendi duygu düşüncelerini ortaya koyar. Öncelikli olarak konuyu söyler. Konuyu ortaya koyar. Daha sonra bu konu etrafında tartışmaya girer. Kendi görüş, başkalarının görüşlerini ifade edebilir. Bunların doğru ya da yanlış olduğunu tartışabilir. Sonra kendi görüşünü bize dikte etmeye çalışır. Bu anlatım biçimi amaçları nelerdir? Amaçları şunlar. Bir durumu ya da düşünceyi olduğu gibi bildirme. Mantıksal akıl yürütmek için tartışma. Daha önce söylenmiş şeyleri kullanarak tartışma. Onlara yeni bir şeyler getirme, kurmacaya başvurarak tartışma,
öneri, telkin ve emirlerle yola çıkarak tartışma gibi biçimleri vardır tartışmanın. Tartışma makalelerde hocam, tartışma yapılabilir. Eleştiri yazıları zaten direkt tartışmadır. Denemeler, fıkra yazıları, tartışmacı anlatım bunlar da kullanılabilir. Ama dediğim gibi burada açıklayıcı anlatımdan ayrılacak. Açıklayıcı anlatımda nesnellik vardı, burada öznellik var. Burada kendi fikirlerini dile getirme var. Bir fikri çürütmek amacıyla, kendi fikrini dikte etmek amacıyla belli deliller ve örnekler getirerek yazılan anlatım biçimlerine tartışmacı anlatım deniliyor. Demek ki tartışmacı anlatımın biçimleri bazen olduğu gibi bildirme olabilir, kendi fikrini bazen akıl yürüterek tartışma olabilir, bazen daha önce söylenmiş üzerine bir doğrulama ya da yalanlama ya da tartışma olabilir. Kurmacaya başvurarak tartışma olabilir. Yine önerilerden yola çıkarak tartışma yapılabilir. Tartışmacı anlatımı kullanıldığı metin türleri makale, eleştiri yazıları, fıkra ve deneme gibi türlerdir. Evet, bugün işleyeceğimiz sonuncu konu duyguya dayalı anlatım biçimleri olsun. İki tane var biliyorsunuz. Betimleyici anlatım, öyküleyici anlatım. Betimleyicide daha çok ne vardır? Gözlem yoluyla çevremizde gördüklerimizin ya da bir kişinin ya da çevrenin sanki gözümüzde resim çiziyormuş gibi anlatıldığı anlatım biçimine betimleyici anlatım diyoruz. Gördüklerimizin olduğu gibi tasvir edilmesi, yansıtılması. Yani izlenimci, gördüklerimiz anlatılması izlenimcidir. Betimleyici anlatım özneldir daha çok. Kişisel duyguları içerir. Betimleyici anlatımda cümleler birbirinden kopuk kopuktur. Yani böyle her cümle sanki farklı bir şeyden bahsediyor gibidir. Betimleyici anlatımda niteleyici unsurlar yani sıfatlar, zarflar çok kullanılır. Bunlar betimleyici anlatımın ipuçlarıdır. Betimleyici anlatım daha çok öyküleyici metinlerde kullanılır. Dedik zaten belli duygulayıcı anlatım biçimleri. Mesela hikayede, romanda, işte tiyatroda, masalda bunun gibi metinlerde kullanılır. Öyküleyici anlatımda ise tahkiye unsuru söz konusudur. Hikaye ederek anlatma vardır. Ve hareket söz konusudur. Sürekli fiilleri kullanır. Ve bir hareket ortaya koyar. Olaylar başlar, ilerler ve sona erer. Hareket hakimdir dediğim gibi. Olay hakimdir. Kahramanlar vardır. Bu tarz hikayelerde, romanlarda daha çok bu anlatım biçimi kullanılır. Ama betimleyici anlatımdan farklı olarak cümleler birbirinin devamıdır. Kipler birbirini devam ettirir. Öyküleyici anlatımda cümlelerin kopuk kopuk olmadığını görürüz. Bu anlatım biçiminde. Evet. Demek ki açıklayıcı anlatım biçimleri açıklama ve tartışma. Duyuya dayalı anlatım biçimleri ise yani öyküleyici ise betimleyici, öyküleyici. Yani daha çok ikisini ele alabiliriz. Bunları zaten daha önce de biliyoruz. Evet, buraya kadar sorumuz var mı? Çok fazla zamanımız kalmadı. Konu yetişmedi arkadaşlar. Zaten iki tane ders ayırmıştık. Birinci dersimiz buydu. Haftaya da yine metinsellik ölçütlerine biraz bakacağız. Bununla alakalı. Burada metinsellik ölçütlerinden özellikle bağdaşıklıkta bazı gönderim gibi şeyler çıkabiliyor son senelerde. Gönderim nedir? Metin içi gönderim, metin dışı gönderim, art gönderim, ön gönderim. Sonra eksiltili anlatım, değiştirim nedir? Bağlama öğeleri, kelime bağdaşıklığı, tekrarlar, tutarlılık yine metinsellik ölçütlerinden. Yazma eğitiminin sorunlarına bir bakacağız. Ve yazma eğitimde ölçme değerlendirme kaldı. Sonra da biraz soru çözeceğiz testimizden. Bunlar üzerinde duracağız. Konuyu toparlamış olacağız. Gelecek hafta yazma eğitimini bitireceğiz. Yine 3 ders yapacağım. İnşallah Haziran içerisinde yüz yüze eğitime başlamış oluruz arkadaşlar. Umarım. İnşallah. Hani böyle ekrana bakmaktan biraz insanın beyni bulanabiliyor. Uzun yapamıyoruz. Dikkat ederseniz hani normalde 5-6 saat yapılabiliyor yüz yüze. Hani sorulara doğrudan cevap verebiliyoruz ama burada bazı teknik aksaklıklar olabiliyor. Kusura bakmayın. Hani benden kaynaklanan şeyler olabilir ya da sistemden kaynaklanan şeyler olabilir. O yüzden arkadaşlar haftaya yine 3 saat şeklinde devam edeceğim. Kayıtları şimdi ben tekrar göndereceğim. YouTube'a yükleniyormuş. Oradan da isteyenler tekrar izleyebilirler. Lütfen kitaptaki, konu anlatım kitabındaki soruları çözmeyelim. Onları haftaya beraber pekiştirme olarak çözeceğiz.
sorunuz varsa alabilirim, yoksa kapanıyor sistem. Hocam Haziran'da yüzde eğitim başladığında nasıl bir yol izleyeceğiz? Geriden mi başlayacağız, kaldığımız yerden mi, nasıl yapacağız? Yani şöyle kısaca belki bir değiniriz. Anlaşılmayan noktalar varsa ondan sonra devam ederiz. Tamamdır. Hocam. Buyurun. Güdümlü yazma ve kontrollü yazmayı ben ayırt edemiyorum sorularda. Hı hı. Bu ikisiyle ilgili birer örnek verebilir misiniz not alsam? Ya mesela güdümlü yazmada şunu diyeceğim.